Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Umarım seste vesaire bir sıkıntı yoktur. Şu gözümün bir camını sileyim. Birazdan dersimize başlayacağız. Gözlük silme olayı da var ya beni illallah ettirdi ama yapacak da bir şey yok tabii. Evet, yayına gelen olursa olur, olmazsa devam ederiz bu şekilde sıkıntı yok. <laughs> Yayının devamını büyük ihtimalle yine YouTube'a belki atarım, belki atmam bilmiyorum. Durumun gidişatına göre bakacağız ona da. Evet, şimdi dün yapmış olduğumuz evimizin genel bir ayarına şöyle bir bakalım ne yapmıştık, ne etmiştik. Burada dün botaniğin demo versiyonu aslında bir dolarlık paketini incelemiştik. Başlangıç paketiydi sonrasında ben onu full paket var dediğimde ona döndürdüm şimdi birazdan Bakacağız Nasıl bir ayar yaptık ne yaptık nasıl bir ayarlarda render aldık şimdi bakalım Şöyle bir test render alalım nasıl bir sonuç veriyor görelim mi Ben de merak ettim bir anda Abi benim telefon kafayı yedi sürekli USB hatası verip durmaya başladı ne yapayım, anlamadım Evet test renderımızı alıyor. Bakalım bittiğinde nasıl bir sonuç verecek. Görelim ondan sonrasında ilerleyişimizi ona göre devam ettireceğiz. Emre teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet test randırımız bitti. Güzel gibi duruyor. Benim telefon yine arızalandı galiba. Bugün biraz yağmurun altında fazla kaldığı için şarj soketine mi? Şarj soketi mi? Artık neyse nalet olsun ismi. <laughs> e, su mu girdi? Ne oldu? Anlayan veremedim. Şimdi bir elektrik versek acaba soketten bir şey olur mu? Bozulur mu acaba? Merak ettim. Bakalım bir deneyelim. Ben fazla bozulur herhalde. Yani çok da bir sorun var gibi durmuyor. Anlam veremedim. Niye böyle yaptı o zaman? Ee, bir de şeyi açalım bakalım. Telefonda görüyor. Niye böyle bir hata veriyor? Pirinci koyun suyu emer. Öyle çok da su değil ya. Anladığım kadarıyla bu yağmurun altında biraz ee, çalışmam gerekti de değişik bir şey yapmam gerekti o yüzden gece olduğu için telefon dedim ışığını açayım dedim biraz yağmur yedi ama daha öncesinde de yemişti aslında da böyle bir sıkıntı olmamıştı bu bu sefer biraz daha farklı oldu anladım kadarıyla Fatih hoş geldin evet dostlar çalışmamızın deneme renderı bu şekilde yani güzel duruyor diyebilirim tabi bunu biraz daha revize ederek işte ışıklandırma anlamında daha da güzel hale getirebiliriz ee, şimdi şöyle yapalım Modellem anlamında varsa alkol yoksa kolonya ile soketi temizleyin ee, şey var. İzopropil alkolüm de var. Normal alkol yok ama izopropil var. Şu anda şarj soketine şey taktım da USB belki acaba onunla olur mu diyeceğim de şu anda hani onu taktığım zaman bir şey göstermiyor. Biraz da bahaneyle telefon şarjda olsun da o zaman bakarım. Ha evet evet sen söylemiştin değil mi? Palmiyacek diyecekti diyecektik aynen onu sen söylemiştin. Şimdi hatırladım. Allah dediydim herhalde ya sana da bir zahmet olmaz hatırlat falan diye. <laughs> İyi denk geldi. Ona geleceğiz. Şimdi ilk başta bir perde modelleyelim. Bu camların arkasına koyalım. Şimdi bizim sahnemizde şey yok. E ne derler? HDR olmadığı için camlardan giren şeyler, ışıklar falan böyle çok gerçekçi durmuyor. O yüzden en azından bu camların arkasını kapatalım ama tahminime göre ilerleyen kısımlarda bir HDR denemesi de yaparız şimdi basitçe bir perde deneyelim çok detaylı bir perde olmayacak o yüzden çok basitçe bir şey yapacağım burada genellikle de pencereler vesaire hemen hemen aynı boyutta yani çok da fark etmiyor ee, şöyle yapalım tam şunun hizasına getirelim hatta bir tık büyük bile yapabilirim edit moda girmeden önce buna bir Ctrl A'dan skill diyelim hatta diğerlerini de gizleyelim şimdi kürsörümüzü ilk etapta tam şunun ortasına taşıyalım Ayas teşekkür ederim. Hoş geldin. Şimdi Ctrl V ile şöyle biraz loop cut atabiliriz. Kaç tane atalım? Şöyle bir 20 tane fazla gelebilir herhalde. Bir 12 diyelim. 15 iyi gibi. 15 öyle iyi. Şöyle de 15 atalım. Sonrasında şunları şöyle seçelim. Ama şöyle yapalım. Bir tane boşluk bırakarak şöyle seçeceğim. Şöyle seçtik. Tamamdır. Şimdi Noktaya basıyorum. Buradan 3D kursör diyelim. Bunu şöyle biraz rotation vererek biraz böyle hani perdeye benzer bir hale getirdik. Sonrasında bunu pardon buralar seçiliyken yapalım bunu. Ctrl B'den şöyle biraz bevel işlemi uygulayabiliriz. Evet. Güzel gibi duruyor ve shade smooth diyelim. Hatta şöyle yapsak daha iyi olabilir. Buralarda biraz bevel işlemi uygulayabiliriz. Şuraları da seçelim. Bu render bir tek şöyle bevel attığımız zaman gayet güzel bir perde gibi duruyor. Şimdi buna şöyle bir UV map atayalım. Bunun materyalini çok fazla öyle detaylı bir şey yapmayacağım. Ee, şimdi elimde buna uygun kaplama var mı? Vardı illaki ama nerede bakmam lazım şimdi? Yıllar yıllar öncesinde Andrew Price'ın bir eğitim videosu vardı. Orada indirmiş olduğum bir tane şey vardı. Ne derlerdi? Ha şu Burada mesela kullandığım bir tekstür paketi var aslında. Paket de demeyebilirim ama burada şey var. Ne derler? Perde yaparken kullanabileceğim kaplama türünde bir şeyler var. Onları bir kullanalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Subdivation atacağınızı düşündüm perde için. Bence gerek yok. Bu şekilde gayet yeterli gibi geliyor bana göre. Ctrl T dedim ve direkt bağlantı yaptım. Zaten tek bir kaplama bağlayacağım için çok da sorun teşkil etmiyor. Şunu bağlayabilirim. Material Preview modunda bakalım. Yani detayda gözükmeyecek objelere Subdivation atmak bana çok da sağlıklı gelmiyor. Sonuçta bu anı camın arkasında duracak ve Subdivation atacak da bir model <laughs> çok da böyle hani Subdivation atacağımız bir model değil. O yüzden yani çok da gerek yok. Bu şekilde bile kullanabiliriz. Şimdi Z ile Render moduna girelim. Bir tık şöyle alfalıkta verebilir miyiz? Yani çok fazla olmadan az bir şekilde kullanabiliriz herhalde. Çok az. Yani şöyle bir şey olabilir. Şin ee, kısmı var. Bunu da çok gerek var mı acaba? Bir tık belki arttırabiliriz. Bu da toz tarzında şeylerde kullanılıyor genelde. Neyse şimdilik şöyle bir dursun. Şimdi üstten görünüm moduna geçelim. Bunu... Bakalım alttaki pencere şuradaymış. Bunu bir tık şöyle getirdim. Şimdi noktaya basalım. Buradan tekrar median point olarak bunu belirleyelim. Aslında objemizin merkezin tam şu üst kısım olarak belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle olabilir. Evet hem poligonu pardon hem poligonu fazla oluyor hem de gereksiz yere boş yere sahnemizde yüzeyler kaplamış oluyor. Bunu da New Collection'da perde diye toplayabiliriz. Kopyaladım bir tane de şöyle koydum. Hemen hemen tam arkasına gelecek şekilde koydum. Sonrasında Shift ile kopyaladım. Bunu da bunun tam arkasına gelecek şekilde şöyle koyabilirim. Genel olarak güzel gibi duruyor. Bunu Sıkıl Z yaparak bir tık daha şöyle büyüttüm. Bu da gayet güzel gibi duruyor. Şimdi şurada bizim bir objemiz var sanki değil mi? Şunu bir bekin içine yollayalım. Yani backup oluyordu. Onu da bir önceki videolarda oluşturmuştuk. Bunu da kopyaladım. Şöyle koydum. Bir tık genişletebilir. Evet güzel. Şimdi bunu kopyaladım. Bunu da şöyle eksi 90 diyerek gönderdim. Bunu da hemen hemen şöyle arkasına gelecek şekilde koydum Bunu bir tık şöyle küçültüp de şöyle de koyabilirsiniz. Ama ben çok uğraşmayacağım. Bu şekilde koyabilirim. Bir tane daha kopyaladım. Alta doğru koydum. Bunu da şöyle getir. Tam arkasına koyabilirim. Scale Y yaparak bunu Y ekseninde biraz büyüttüm. Z ekseninde de bir tık daralttım. Şimdi şurada var. Bunları da şöyle döndürebilirim. Bir tane şöyle koydum. Bunu da bir tık şöyle küçültebilirim. Hatta Y ekseninde de bir tık şöyle daraltabilirim genel olarak güzel duruyor. Belki bir tık şöyle küçültebilirim. Kopyaladım. Bunu da üstüne gelecek şekilde şöyle koyuyorum. Evet güzel gibi duruyor. Şimdi bunu kopyaladım. Şöyle koydum. Bunu da yine y ekseninde bir tık şöyle daraltabilirim. Şöyle koyduk. Bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle getirdim. Bir tık yakınlaştırdım. Bunu da altına şöyle getirip koydum. Tabii bunu da bir tek şöyle içeri doğru çekmem gerekiyor. Fazla şey yapmışız. Ben şu alttaki e, şu yanlışlıkla baz aldığım için biraz öyle oldu. Evet şimdi güzel gibi duruyor. Her tarafa koyduk galiba. Şimdi ufaktan bir test render'ı daha alalım. Şimdi şöyle yapalım hatta. Şu zeminimizin particlesını komple kapatalım ki fazlanı beklemeyelim. O yüzden oraya çok bir işimiz yok. Şöyle genel bir render alalım. Bir daha bakalım. Bir yandan da kontrol S ile kaydedelim. Ne olur ne olmaz çöker falan bir şey olur. Başımıza çok geldi o yüzden kaydederek ilerlemek daha mantıklı geliyor. Evet perdeler çam kısmında güzel gibi duruyor. Belki hdr kullanabiliriz, hdr kullandığımız zaman bir tık daha güzel gözükebilir, ee, orada da güzel bir şeyler olabilir belki. Ne yapacaktık, ne yapacaktık. Ee, Polyheaven'a şöyle bir bakalım, bir yandan o render'ımız alsın. Neyse render tam anlamıyla bir bitsin. Evet camların arkasında gayet düzgün bir şekilde duruyor ve güzel de bir etkisi oldu gibi duruyor. Belki HDR kullanırsak anı hani render farklı bir boyutta gözükebilir ondan dolayı bakacağız 3-4 defa çöktü bugün 4 sürüm ya şöyle bir şey var Yani ana sürümlerde ilk çıkan ana sürümlerde bu tarz sorunlar çok olabiliyor çünkü Yeni şeyler ekledikleri için hani bunların optimizasyonu tam anlamıyla olmayabiliyor bazen O yüzden böyle hani blender 4 çıktığı zaman çok zaten sağlıklı bir şey beklemek doğru olmaz. Çünkü Blender 2.80 çıktığında da aynı şeyler olmuştu. Yani başlı ana sürümlerde bunlar her zaman oluyor. O yüzden böyle işte 4.1, 4.2 gibi sürümlerde bu sorunları düzelteceklerdi. genellikle böyle hani bu 4.5, 4.6 gibi sürümlerde böyle daha da stabil olmaya başlayacaktı. Hatta Blender'ın 3 versiyonu çıktığında bile en stabil sürümlerden biri 3.31 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Ben uzun süre onu kullandım zerrede doğru düzgün bir sorun yaşamadım. O yüzden böyle ana sürümlerde böyle ufak tefek hatalar olabiliyor. Şimdi HDR kısmına bakalım mı dostlar. Buradan kullanabileceğimiz güzel bir HDR olabilir mi. Ben çok da böyle e, renderda ışık pek istemiyorum da nasıl yapsak bilemiyorum. Şu da ayrı bir havaymış aslında bu gerçi elimde kesin vardı da nerede olduğunu da bilmiyorum. Çünkü elimde o kadar çok arşiv bir etti ki HDR anlamında. Yani nereye ne bakacağım bile unutuyorum bazen. Şöyle ben ne yaptım bilmiyorum da Türkçe çevirim dedim ne yaptım. Şöyle düşük orta kontrastlarda bir şey olabilir gibi geldi. Ama şöyle yapalım. Dış mekan diyelim. Ee, burada neyi seçebiliriz? Doğa kısmında belki bir şeyler kullanabilir miyiz acaba? Belki kapalı hava da olabilir ki kapalı hava olması bizim için daha iyi olabilir aslında yani çünkü açık havalarda çok güzel olmayabilir. En azından o kapalı havada alacağımız render bir tık daha iyi olabilir bence. Bakalım bakalım şu değil Şu da biraz güzel gibi duruyor. 6 yıl önce paylaşılmış. Vay be. Burada da örnek test renderlara falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir HDR gibi duruyor bana göre. Bunu bir indirelim. Bu elimizde bir tane varyasyon olarak kalsın. Gazanfer hoş geldin ilk kez yazmışsın. Teşekkür ederim easy hdr edonu ile ekleyebilirsiniz ya bilmiyorum ya genelde hani bu tarz eklemek biraz daha hoşuma gidiyor hani uğraşmak biraz daha hoşuma gidiyor <laughs> takip ettiğin için de çok teşekkür ederim yani bir tık uğraşmak iyi geliyor hoşuma gidiyor o yüzden böyle tek tek hani kontrollü bir şekilde bakıyorum bakalım burada başka ne kullanabiliriz ee, varyasyon olarak Hani biraz böyle ağaçların olduğu hiç yerde olabilir. Yani şunun gibi veya şunun gibi de olabilir bir yandan. Güzel render'lar alınmış. Bak bu da hani güzel gibi duruyor bir yandan. Bunu indirdik mi bakayım bir. Yok bunu indir indirmişiz galiba. Aynen bunu indirmişiz. Bunu geçelim. Bu da güzel gibi duruyor aslında hani baktığımız zaman. Şöyle doğal ışık desek bakalım ne olacak görelim bir. Puslu çiftlik yolu. Hmm, bu da ayrı bir şeymiş bu da olabilir gibi geldi. Zaten bu işin en zor kısımlarından bir tanesi hani modelleme falan değil aslında. E, render kısmında bu ışık olayını falan var ya seçebilmek biraz hani yorucu olabiliyor. Bak özellikle hani araç yolu falan olduğu için daha doğrusu yol olduğu için haklı olarak bu araba renderlarında bayağı kullanılmış. Zaten genellikle böyle eşyalar araç renderlarında kullanılıyor. İnşallah keçe mantığıyla bu şekilde zemini araçlar oturtularak gayet güzel renderler alınıyor. Bir tane de Mimar render varmış. Bak bu da güzel yani. Şabu keçire bir çekecektim de unuttum ya. Ama aklımda onu bir gün yapacağım yeniden. Hmm, bu da bir güzelmiş ya. Bu da bir ayrı bir hoşuma gitti. Şuna bakalım. Bak bu da güzel. Gerçi bunu indirdik herhalde. Yanlışım yoksa bakayım bir. Ee, i̇ndirmedik galiba değil mi? Bunu da bir yeniden indireyim bir. Bunu da kaldır. Genel olarak güzel gibi duruyor dostlar. Bunları da kullanabiliriz herhalde. Bunu da son olarak bir indirelim. Hop ne yaptık yanlışlıkla. Evet şimdi bize bunlar bir dursun. Bakalım hani durumun gidişatına göre nasıl kullanacağız. Bakayım bir bunların dört tanesini şöyle kopyalıyorum. Direkt bizim Blender dosyamızın içine atacağım. Nerede nerede şöyle bir dizinin içine tekstürlerin içine de aslında bir HDR diye bir dizin açabiliriz. HDR diyelim bunun için atalım. Tamamdır. Şimdi Bu bizim neyimizi normal sky tekstürde kullandığımız. Sürekli en olmayacak olanı seçiyorum. <laughs> o, da bir, o da bir tercih. Şimdi Projemizi Ctrl S ile tekrar bir kaydedelim. Şimdi bu kısımdan Track Word'e bir geçelim. Buradan da Z ile Render moduna geçelim. Şimdi ayarlayalım. Bu bizim normal bildiğiniz default ayarlardaki Sky Texture'ümüz. Bunu şöyle kopyalıyorum. Bunu bağlantısını yap dedim. Bu arada bizim şeyimiz açık değil galiba. Screen case'imiz onu da açalım. Tamam geldi. Şimdi bunu Ctrl T ile direkt bağlantılarını yapıyorum. Open'a tıkladım ve buradan Pardon, asset değil, tekstürler kısmından HDR'a geliyorum. Şimdi ilk başta şunu bir seçelim. Vallahi çok içime sinmedi bu. Bunu ben ikisini aynı aynı niye indirdim acaba ya? işte kafa gidiyor arkadaşlar ya da bir böyle. Hmm, bu bir tık daha olur gibi geldi sanki. Bir tık şöyle aydınlığı bir tık daha açarsak bence bak bu hani olabilir gibi geldi sanki o hissiyat alabildiğim. Şöyle yapalım. Render'da çimenlerimizde bir gözüksün. Şöyle bir test render alalım. Bakalım nasıl duracak. Bunda sanki içime bir şeyler oldu. Garip bir şekilde bakalım bir. güzel gibi duruyor sanki. Veya benim kıl söyleyemedim veya benim kullandığım standart bir HDR'ım var büyük ihtimal onunla bir deneyebilirim çünkü bir önceki yayın denemiştik ve baya baya hoşuma gitmişti. Belki onu kullanabilirim bilemiyorum. Mikis takip ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet renderımız bitti. Evet sizce nasıl duruyor dostlar? Yani güzel gibi ama hani o tam Hani şu tam diyebileceğim bir şey olmadı. Hani tamam bu diyebileceğim bir şekilde olmadı yine bilmiyorum. Hala bir eksiklik var yani. Şimdi bir tane daha ayarımız var. Daha doğrusu ayar demeyeyim de bir HDR daha var. Bir de onu deneyeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Bunu Shift ile şöyle kopyaladım. Hani varyasyon olarak burada kalsın bu. Şimdi bir tane daha var onu deneyeceğim. Ee, neredeydi? HDR Heaven'daydı ve buradan yeni klasör 8 miydi acaba? Ha şu. Bir de bunu deneyeceğim. Gayet güzel. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani bu işte belli bir seviyeye gelince artık o tatmin olma duygusu çok yukarılara çıktığı için hani yaptığın şeyin sürekli daha iyisini, daha iyisini istediğin için e şimdi bazen insanlar iyi gelebiliyor ama hani o yapan kişiye bazen hani yetmeyebiliyor. O yüzden daha iyisini yapabiliyorsun. O yüzden onunla uğraşmak daha iyi gelebiliyor bazen. Değişik bir duygu yani. çimenlerin tonu bir tık koyu olabilirdi. Yani çimenler doğal gibi geliyor hani çok da öyle hani koyu olduğu zaman bu sefer de hani boğmaya başlıyor biliyor aslında hani bilmiyorum öyle bir kötü özelliği de olabiliyor. Hani bir render aslında bakarız yine. bir tık iyi gibi sanki. Şöyle yapalım mı? Bir arada bir geçiş yapalım. Bu biraz önce kaldığımız HDL'aydı. Bu da şimdi. Bakın beyazlar bu şekilde. Bu da böyle. Sizce hangisi? Bu mu? Bu mu? Birinci bu olsun. ikinci de bu olsun. Hangisi sizce? İşte modelin üzerindeki renkleri bile ne kadar etki ediyor. İşte o yüzden doğru ışıklandırmayı seçmek çok önemli. Bu arada ben Discord'da sanki şey yapmadım ya. Bildirim atmadım da orada bir duyurusunu yapalım da. Okey. Devam edebiliriz. İkinci renk daha net gösteriyor. Burada da işte şu kısımda bir tık böyle koyuya kaçabiliyor. Gerçi Photoshop kısmından bunu ayarlayabiliriz çok zor, teşkil etmiyor. Ee, bana da gayet bir şekilde hani birinciye bir tık daha hani iyi gibi geldi ama burada da tabii biraz daha hani sarı tonlar veya yeşil tint dediğimiz doygunluk oranında tonlara kaçtığı için hani bunu da tabii ayrı bir havası arasında bu da güzel. Ee, büyük ihtimal bunu bu şekilde kullanabiliriz belki. Yani işte şöyle bir olay var ne tanı direkt şöyle yapsak böyle yapsak dediğim zaman olmuyor işte maalesef ee, Biraz uğraştırıcı gelebiliyor Evet şimdi Ya yanlışlıkla girdik yine materyal moduna girdik lanet olsun Şimdi render'a bir daha şöyle bakayım Okey böyle olsun burada şu ahşaplarda belki bir tık böyle es gitme diyebileceğimiz yöntem uygulayabiliriz gibi geldi hani çok şey geliyor bana hani belki e, temiz mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum da çok da yapsam nasıl olur bilemedim de şimdilik böyle bir kalsın bakalım durumun gidişatına göre belki şunların rengini yapabilirsin Render ayarlarını gösterebilmişsiniz. misiniz ee, göstereceğim birazdan. Hani şu anda aslında render almıyorum dostum. Hani bir render almadığım için ayar da gösteremeyeceğim. Hani tam anlamıyla bu ayar diyebileceğimiz hale getirdiğimde o yüzden o zaman aslında hani render kısmını göstereceğim. Şu anda net bir şey yapmadığım için ayar göstermem çok sağlıklı olmaz. Zaten ben render alırken çok öyle bir ayar falan da yapmıyorum. Ama onları da göstereceğim. Şimdi ee, ne ekleyelim? Şuradan bakalım. Nerede bizim bu şeyimiz var mı acaba? Ağaçlarımıza şöyle bakalım. Gerçi o şey dedi galiba ya. Tropikal. Evet şuradaydı. Ee, Fatih'in dediklerini şimdi ekleyelim. Şöyle bir şey eklesek nasıl olur sizce? Biraz garip gelir ama. Palmiyelerimizi şöyle ekleyelim şimdi. Şimdi buradaki palmiyeler bir tık şöyle hani boş alanlar doldurmak anlamında kullanabiliriz. Bakın bunu bir tık küçültebilirim. Çok böyle hani boğmadan bu şekilde ufak ufak şeyler ekleyebiliriz. Hani bir tane de belki şu ara kısma ekleyebiliriz. Şu kısma gelelim bakalım. Şöyle biraz yamuk yumuk bir şey eklesek nasıl olur acaba bakayım bir. Bir tık şöyle çeksek. Güzel. Şimdi bir tane de şöyle bir şey yapabiliriz hani kameranın kalibrasyonunda daha doğrusu kameranın bir tık açısını doldurmak anlamında Şöyle farklı bir şey de kullanabilir miyiz acaba bunu biraz tabi değiştireceğiz bu çok değişik bir şey çıktı böyle Gerçekte böyle bir ağaç var mı acaba çok merak ettim <laughs> Bildiğin yılan gibi gitti bir anda ee, Bunu da Bir tık şöyle koyabiliriz gibi geldi hani burada şu boş alanı da en azından bu şekilde değerlendirebiliriz belki ee, arka kısma da bir tane koyalım ne koyalım bakalım şöyle bir şey olabilir belki tabi bunu da bir tık küçülteceğiz şöyle getirip koyabiliriz şöyle olabilir bunu duvarın arka kısmına şöyle taşıyıp da yapabiliriz bence hani böyle daha iyi olabilir kenardan yapraklar olabilir özellikle şu boş alanlara ekleyebiliriz mesela hani burada uzaktan gözüküyor burada hani bir tık yakından gözükecek şekilde ekleyebiliriz onu da şöyle yapabiliriz bir tane ne ekleyelim bak şu bir tık belki olabilir gibi geldi şöyle bir tık küçültelim bu tabi bu şekilde değil de hani şöyle Burada böyle bir hani efekt varmış gibi bir şey yapabiliriz. Benzerini burada da yapabiliriz aslında. Şöyle döndürelim. Bu tabi biraz kameranın dışına çıktı da şöyle yapsam daha iyi olur. Üstten görünüm modunda. XP teşekkür ederim hoş geldin. İlk kez yazmışsın. Hoş geldin sende. Bu tık ya bu tık diyorum ya bu tip bir şey olabilir gibi geldi. Bunu e, bir tık şöyle bir şey yapsak hani binanın önüne gelmeyecek ama en azından da bu şekilde bir tık burada bir görsel olması açısından şöyle bir şey ekleyebiliriz gibi geldi. Güzel. Hani biraz daha böyle hani zenginlik katar diye düşünüyorum sahnemize. Ctrl S diyelim. Çok teşekkür ederim. Bir faydası olduysa ne mutlu bana. Bir şeyler öğretebildiysek ne mutlu. Şimdi bir test render alalım bakalım nasıl duruyor bir görelim. Ya benim gibi öğrencilik hayatı çok kötü geçen bir insanın insanlara bir şeyle öğretebilmesi cidden çok değişik bir duygu bunu anlatamam. Yani bütün derslerden kalıp da yani bugün burada olmak çok ayrı bir şey. Bunu anlatamam herhalde yani bir şeyden açıklayamam. <laughs> ya lise 1'de şöyle bahsedeyim bunu çoğu yerde bahsetmem ama tabi dostlar falan bilir. Ya benim lisede mesela lise 1'de 13 dersten 11 tane zayıftı yani. Düşünün felaketi. <laughs> Hal böyle olunca yani şu anki bulunduğum konumda yani çok da iyi bir yerde değiliz ama en azından ufak da olsa insanların hayatına bir şekilde iyi anlamda etki edebiliyoruz. Yani burada olmak çok ayrı bir şey. Tabi yıl sonunda 3 zayıfa düşürdüm çünkü hayatımda bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ve o zaman biraz kafa basmaya çalıştı. çalıştı. Valla Fatih şu anda iyi gibi ya. Çok da bir şey eklemeyi düşünemedim ya. Şöyle iyi gibi duruyor. Photoshop kısmından bir tık daha canlandırınca vesaire arka planlar falan da düzenleyince gayet güzel olacak. Teşekkür ederim. Hoş geldin diyelim tekrardan. Yani render anlamında gayet güzel. Çok kötü de diyemem çok über seviyede iyi de diyemem ama en azından hani bir tatmin edicilik derecesi var. Gayet güzel bence. Şöyle bir tık geniş ekran yapayım ki en azından hani siz izleyenler de bir şekilde görün. Bu kulaklık ne abi ya sürekli bir kablosu değiyor. Güzel. Jack teşekkür ederim. Hoş geldin. Başka ne ekleyebilirim fazla sahneyi yormadan çünkü benim sistem biraz hani yorum aşamasına geldiği için çok da aşırı bir şey ekleyebilecek bir halde değilim ama bakıyorum hani ekleyebileceğim başka ne var diye. Allah açıkça saklamadan net bir şey gelmiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. şu arka kısmı bir şekilde halletmem lazım. Orayı nasıl halledeceğim bilmiyorum. O aslında şöyle bir şey yapabilirim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi render kısmında arka planı Photoshop'ta ekleyeceğim. O yüzden şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Buradaki hani renderda hani şu anda bir HDR gözüküyor ya. O yüzden burada bir geçiş oluşturmam lazım. Burada bir duvar mı eklerim, nasıl bir şey bilmiyorum ama şöyle bir şey yapabilirim belki. Hmm, nereden bulabilirim hmm, şunu ekleyip bunu mesela hani büyük bir duvar gibi burada aslında bir gösterebilirim gibi geldi bir yandan da hani tabi nasıl bir etkisi olur onu da bilemiyorum şöyle bir deneyeceğim şimdi buradan büyük bir duvar varmış gibi düşünebiliriz bunu şimdi arka kısmına hdr koyduğumuz zaman Buradan sonrasında hani bir gökyüzü falan olacak. O yüzden hani geçiş anlamında güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden bu kısmı bu şekilde doldurabiliriz. Hem de zenginlik anlamında güzel bir şeyler katar diye düşünüyorum sahnemize. Evet güzel gibi durdu. Sanki burada geniş ve büyük bir duvar varmış gibi gözüktü. Ctrl S yapalım. Şimdi tekrar şöyle bir render alalım. Bakalım nasıl duruyor bir görelim. Çünkü HDR kısmını büyük ihtimal Photoshop'ta ekleyeceğim. Yani o arka planı. Ee, o yüzden bunu bu şekilde bir kapatma yöntemi uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Yani güzel olur bence. htl koymadan düz te, düz gökyüzü olunca tam oluyor ya yani. ya işte o biraz hani değişiyor kişiye göre ben normalden orayı çok öyle yapmak istemiyorum hani illa arka plana bir htl falan bir şey koyayım işte ne bileyim htl'dan aldığım render'dan ne bileyim bir şeyler koyayım Evet bence güzel oldu bu arka kısmı da en azından bence hani bir tık daha zengin gösterdi Hani bu şekilde kullanabilirim bence Anodok noktamızdaki objemiz yani evimizde gayet güzel bir şekilde gözüküyor ee, Başka da başka da bir şey kaldı mı acaba bilemedim bir render'ımızı komple bir alalım da bakalım nasıl duruyor Bir görelim Oo Ben bu yayını 55 FPS yapmışım da inşallah bir sıkıntı yoktur ya. Ben onu hiç size sormaydı unuttum vallahi. Normalde 30 FPS açıyorum da yani bunda yanlışlıkla bir video çektiğim için 55'te kalmış da şu anda hani bir drop falan bir sıkıntı yok değil mi sizde? Hani bende bir şey gözükmüyor ama Valla iyi oldu ya. Çünkü ben bunu hep unutmuşum. Normalde yayın dediğim gibi 30 FPS açıyorum da. Kendi vendor'ımı bu kadar heyecanla beklemiyorum. Valla teşekkürler. Yani genel olarak bizim de hoşumuza gidiyor. Yani güzel olacak gibi duruyor. Evet dostlar ekstra ekleyeceğim bir şey yok gibi duruyor. Umarım bir sıkıntı olmaz ve bizim için de güzel gibi duruyor. Bilmiyorum daha bir şey ekleyebilir miyim edemem mi diyeceğim de yani çok da daha bir şey ekleyebilecek potansiyelde değilim. Çünkü baya baya bir sahneyi doldurdum. Mikis teşekkür ederim. Sen de ilk kez yazmışsın. Hoş geldin tekrardan. Evet. Genel olarak yani artık e, render kısmının hemen hemen şekli bu şekilde olacak gibi duruyor dostlar. Ekstra da daha bir şey eklemeyi düşünmüyorum. Hani güzel. Yani daha ne ekleyebilirim bilemiyorum çünkü başka da bir şey kalmadı herhalde. Tamam. Şimdi ufaktan render ayarlarımızı yapalım. Ctrl S ile tekrar projemizi kaydedelim. Şimdi şurayı kapatayım. Gelelim. Zaten cycles'a geçmiştik. Bir önceki kısımda bunları yapmıştık. Sayfaya geçerek ekran kartımı seçmiştim. Nvidia tabanlı ekran kartı kullandığım için. Bu kısımdan da max sample değerini Allah ne yapacağım bilemedim şu anda. Kaç yapsam kaç yapsam? Bir 250 yapalım. Hani 250'de bakalım. Eğer çok uzun sürüyorsa bir tık düşürebiliriz çünkü hani sistem çok iyi değil. Canlı yayında da fazla bekletmek istemem kimseyi. 250'de tutalım aşağı geliyorum. Şu film kısmından da transparent yapıyorum. Arka planı yap dedim. Şunu işaret diyelim Çünkü bu kısımlarda cam var da gerçi. Ha, şöyle bir şey de var gerçi. Bunu işaretlemeye gerek yok. Çünkü arkasında bitki var. O yüzden bunları işaretlemeyeceğim. Sadece arka planı transparent yap diyeceğim. Bu kısımdan da tiles, performans kısmından da use tiling'i seçerek buradan da tiles size'ını 256 yaptım. Çünkü sisteme bir anda yük binmesini istemiyorum. O yüzden 256 piksel tarzında render alarak renderımız ilerleyecek. Ve Color Management kısmından da View Transform kısmından da AGX olanı seçiyorum. AGX mi? IGX mi? Artık nalet olsun ismi neyse. <laughs> AGX diyelim biz kısaca. Bunu seçtim. Bu da yeni renk yönetim kısmı oluyor. Renk yönetim sistemi desem daha doğru olur. Zaten aslında Color Management'ında hemen hemen anlamı buna geliyor. Bu da artık Blender 4 ile geldi. Normalde bu daha öncesinde farklı yöntemlerle kullanılıyordu Blender içinde. Sonunda Blender'ın içine eklendi ve bunu kullanacağız. Look kısmından şimdilik bunu medium height kontrastta tutabiliriz. Çünkü ben genellikle renk olaylarını Photoshop kısmında ayarlamayı seviyorum. Belki hani Blender içinden de bunu bir şekilde değiştirebiliriz. Bilemiyorum şimdilik güzel geldi. Bu, ayar, bu, bu kısmı bu şekilde geçiyorum çözünürlüğümüz de bu şekilde ve bundan da %100 haline getirdim. Biraz önce %50 kısmında alıyorduk. Yani çözünürlüğün yarısını alıyordum. %100'e getirdim. Buradan file format kısmını ne yapabiliriz? TIF yapabiliriz. TIF hani sıkıştırma falan olmadığı için direkt dosya neyse onu veriyor bize. Yani. Böyle bozulmaların önüne geçiyoruz ama PNG'de olarak alabilirsiniz. Yani çok da öyle aşırı bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. O yüzden TIF veya PNG kullanabiliriz. Bu kısımdan da başka bir şey yapmayacağım. Sonrasında buradan e, layer kısmına gelelim. Burada Z ile mis kısmını seçiyorum. Bunlar alan derinliğinde kullanılabiliyor. Belki kullanırız. Hani kullanır mıyız bilmiyorum ama açalım. Dino datayı da açalım. Belki lazım olabilir. Çünkü burada diğer yardımcı kanallarda kullanırken onlarda belki Dino yüzden geçirmemiz gerekebilir. Dino değil de Dino desek daha doğru olur. O yüzden bunu da açalım aşağı geliyorum. Ben yansımalar belki Photoshop kısmında kullanabilirim. O yüzden Glossy'leri de açacağım. Burada Ambiance Occlusion belki kullanabilirim. Bilmiyorum. Bunu da açalım. Genel olarak bunları da bu şekilde açtık. Bu da detayların bir tık böyle belli olmasını sağlayan map oluyor. Buradan da başka bir ayar yapmayacağız. Zaten bunları biraz önce yaptık. Word kısmı oluyor. Bunlar da okey. Başka da bir ayar yapmamıza gerek yok. Evet şimdi tekrar projemizi şuradan file'dan save diyerek kaydedelim ve artık render kısmına geçebiliriz. Ve buradan render diyelim bakalım. Render alacak mı almayacak mı onu da bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi söyledi render süresini biraz baz alarak e, sample değerini belki yükseltebilirim. Gerçi yükseltmek gibi bir şeyin olmayacaktır ama hani düşürmek diyelim. Bakalım ne diyecek acaba? Bir an tam anlamıyla bir başlasın da Render Evet şu anda 49 dakika falan diyor yani inşallah demez tabi onu da <laughs> Belki çözünürlüğü düşürüp de kullanabiliriz veya bir şey yapabiliriz bilmiyorum Evet sample'ı düşüreceğiz anladığımız kadarıyla bu baya baya bekletecek bizi anladığım kadarıyla Şöyle yapalım mı Fazla yük bindirmeyelim bunu direkt 120 yapalım bir de öyle deneyelim. Bunu bir de iptal etmesi de bir insanı yorabiliyor ya. İptal etmişim daha din yüzden niye geçiriyorsun? Bu da bir ayrı bir saçmalık gibi geliyor bana. niye din geçiriyorsun ki zaten iptal ettim. Değişik bir şey. Bir de bunu şimdi iptal etmesini falan bekleyeceğiz. Eğer bir de var ya ağır projede falan çalışıyorsanız var ya Allah yardımcımız olsun. evet bitti. Şimdi şuradan tekrar bir render diyelim. Bakalım bu sefer ne yapacak bir görelim. Neyse ki render sorunları mı olmuyor? Tabi. sistemi ee, sistem iyiyse öyle bir derden olmuyor. Büyük ihtimal VTX falan kullanıyorsun galiba. Değil mi? Yanlışım yoksa. Genelde bunu diyenler o tarz bir şey kullanıyor. <laughs> Biraz daha boğulacaktım ha su içiyordum bir yandan. <laughs> Yok direkt render almıyor. O da tabi ayrı bir tercih meselesi. O da güzel aslında hiç sinir stres olmadan direkt render alıyorsun. Gerçi almıyorsun diyelim. Ya bu bile 23 dakika falan sürüyor. Burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi tam 23 belki sürmeyebilir de. Bekleyeceğiz biraz. Evet keyifler nasıl arkadaşlar? Bekleyelim biraz sohbet edelim. Aynı devam hocam. M2 işlemcili bir Mac bilgisayar bu tip render işlerin üstesinden gelir mi? Valla Mac hiç kullanmadım dostum bir şey diyemeyeceğim. Ya ben şeyi tam anlamadım şimdi hani Mac'ler falan baya de hani aranızda kullanan e, varmış. XPA M2 Air kullanıyormuş. Ben şey merak ediyorum tamam onu kullanmadım ama bana da çok yazıyorlar. Ben o yüzden kullanmadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Örnek veriyorum hani M2 falan işte yazmışsın ya kullanıyorum diye. Peki ne bileyim işte bir 3060 ne bileyim işte bir de 3080 mi neyse diyelim. O tarz bir ekran kartına karşılaştırdığın zaman hani render anlamında bu kullandığın Mac bilgisayarının hangi ekran kartına kıyaslayabilirsin? Bana çok geliyor da bu tarz soru ben kullanmadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Hani vendor anlamında nasıl bir şey var? Hani hangi ekran kartıyla başa baş tutabilirsin imediye tarafında? Onu da söylersen çok memnun kalırım. Hoca teşekkür ederim. Hoş geldin. Beni 3 kadar render toplam üç buçuk saat sürdü. Yani sahneye göre değişebiliyor işte. VTX 3060 3070'e denk geliyor ama ben VTX kullanmıyorum. İş için MacBook'u biraz daha taşınabilir olması nedeniyle aldım. Anladım. Ya bildiğim kadarıyla kullanmadım diyeceğim de yine şey tarafında bayağı iyi herhalde. Bu Adobe'un yazılımlarında falan bayağı güzel. O konuda bayağı iyi. Ya bilmiyorum ya. Mac bilgisayarlar güzel de bana bir eksisi var gibi geliyordu adını koyamıyorum ya. Bana bilmiyorum adını koyamadım bir şekilden dolayı bana hani itici demeyeyim de yani bir türlü kanım ısınmadı ya iş yapamadım hani daha, tabi kullanmadım belki kullansam belki o hoşuma gider ama hani özellikle Apple' ürünlerinde bir antipatim var ya nedeni bilmiyorum da sanki bir şeyde kısıtlıyor gibi geliyor yani bir şeyden kısıtlıyorlar sürekli Tamam mı? hani bir özgürlükçü yapısı yok gibi geliyor. Tabi bilmiyorum kullanmadım ama hani dışarıdan gözlemlediğim bu. Ben mesela hayatım boyunca hiç Apple ürünü kullanmadım. Hani fırsat geçti ama Apple an, an e, iPhone tarafında diyeyim ama hiçbir şekilde kullanmadım. Hani bilmiyorum ya sanki beni bir şeyin içinde hapsetmişler de istediğim gibi kullanamayacakmışım gibi geliyor. Ben mesela üniversitedeyken benim ev arkadaşım vardı Hamza abi. Onun iPhone'u vardı işte 2013 civarında artık hangi iPhone'da bilmiyorum kullanan varsa o dönem için hangisi olduğunu bilirler abi bir telefona müzik atmak bu kadar zor olabilir mi ya? yemin ediyorum saat 10'da başladım gece saat 3'e kadar bir müzik atmaya uğraştım atamadım iTunes mı ne var onu yüklediğim bir şeyler yaptım izinler istiyor bir şey bir şey abi yok atamadım bıraktım lanet olsun dedim atamadım Ben de Macbook'u toplantılar için kullanıyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Kullanabilene helal olsun. Ben yapamazdım abi. Kullanamadım bir türlü. Ee, bir yer delime geçti hani bir Macbook arkadaş şeyinden dolayı. Bir deneyeyim dedim. Yok abi dedim hani ben yapamam. Mesela bakın şey vardı. Ee, Lubuntu var. Lubuntu Linux'un bir sürümü oluyor. Bilenler illaki vardı. Ben bunu mesela hiç Linux bilmeyen babamın bilgisayarına kurdum. Masaüstüydü. 2 GB RAM falan vardı en fazla işte okey falan oynuyordu. Yani adam bunda çok rahat bir şekilde 2 yıl boyunca kullandı abi sorun bile yaşamadı. Yani stabil. Bu kadar stabil ben bir işletim sistemi görmedim. Hem ucu açık, istediğin gibi kuş şey yapabiliyorsun, özelleştirebiliyorsun. Bayağı iyiydi mesela. Tabii e, Apple tarafında nasıl oluyor bilmiyorum ama bu kadar rahattır illa ki ama bilmiyorum. iPhone ve Macbook güzel çalışıyor. Onda bir sorun yok. ya ee, yani tabii ki bunlar birlikte bir çalışan ekosistem olduğu için tabii ki aralarındaki uyumu diğer şeylere göre mesela Windows'a göre illaki kolay olması gerekiyor. Yani zaten ikisinin e, satmasındaki amaç bu zaten bir yerde diye düşünüyorum. Kesin S4'tür. 4S pardon. Olabilir ya şeydi e, Fatih biraz büyük bir telefondu. Hatırlıyorum da biraz büyük bir ekranı vardı o zaman için. Aslında hocam bilgisayar almaya çalışıyorum. Toplama bir 50-60 bin tutuyor. Mac mini 45 bin TL ile 45 binle de düzgün bilgisayar toplaya, toplayamadım. Hesap üzerinden. Allah bilmiyorum abi ya. Donanma o kadar çok pahalandı ki yani fiyatlar ne olacak bilmiyorum. Kesin yılbaşından sonra gene bir zam gelir herhalde parçalara. Yani Ben 2019'da falan aldım bu kullandığım bilgisayarı. 2800 TL'ydi o zaman. Sadece kasa. Yani Allah'tan almışım o zaman. Çünkü tam bu doların böyle birazdan yükselmeye başladığı dönemlerdi. Ee, 7 TL miydi ya? O civarlarda bir şeydi galiba. Dedim artık bu işin sonu yok alayım en iyisi dedim. O zaman aldım. Yoksa şimdi olsa var ya hayatta alamazdım herhalde. Linux'un Blender'daki performansı çok iyi. vallahi XP'ye katılıyorum. Ben zamanda e, zamanında 6 GB RAM'li bir tane laptopum vardı. Intel i5 3. nesil. GT540M ekran kartı vardı 1 GB. Windows'da bazı sahnelerde kasıyordu, donuyordu. galiba yani Lubuntu ya. Lubuntu'ya falan geçtiğim yine biraz daha hani o kısımda sistem azıyordu için bayağı iyi bir sonuç alabiliyordu. Windows tarafına göre. Ya donanımı şöyle bir şey var tamam mı? donanımı gereksiz yere böyle yoracak bir sistem yok arka planda. Stabil ve sabit. Yani dediğim gibi 2 GB RAM'li bilgisayara bile kurdum. Neredeyse 2 yıl boyunca babam gibi sorunsuz bu kullandı. Ubuntu. Ubuntu değil ya Lubuntu. Ubuntu bir tık daha sistemi fazla kullanıyor diye hatırlıyorum ben. Onu da denedim tabi. Ya ben çıkan var ya birçok şeyi denedim zamanında. Bu e, Linux sistemleri. O yüzden bence yani kullandıklarımın arasında Herhalde Lubuntu diyebilirim hala. Hem böyle arayüzü bir tık böyle Windows'a benziyor. Windows'tan geçen sorun yaşamıyor. Hem arayüzü gayet güzel, stabil. Pardus ben hiç denemedim mesela. Hiç kullanmadım. Şu anda kullandığım bilgisayar Lenovo'nun ee, ha şu bilgisayarlardan bu ekran gibi oluyor. Arkasında böyle tümleşik tam sistem gibi oluyor. 930 m Yani iyi idare eder bence en azından öyle. Gündelik işte gayet bir güzel bir bilgisayar gibi duruyor. Hani render tarafında tabi 930 m çok performanslı olmaz diye düşünüyorum. Pardus'u şu anda daha çok hani devlet kurumlarında falan kullanılıyor. Yani ben normal bir şekilde kullanan hiç görmedim de şeyde kullanılıyor ama dediğim gibi devlet ofislerinde falan bir dönem eskiden şey vardı internetten işte böyle telefon bilgisayar satan şey vardı kanal vardı neydi ya shopping tv mi öyle bir şey vardı bilmiyorum eskiden o kanallara falan denk gelen izleyen oldu mu orada da mesela bilgisayar sattıklarında içinde Windows yerine şey koyuyorlardı. Pardus koyuyorlardı işte. Öyle bir anlatıyorlardı da ya. yemin ediyorum sanki Windows'tan daha iyi gibi anlatıyorlardı. Şöyle oyun, böyle oyun falan. Şöyle bir şey. Değişik değişik şeyler. Pop OS'u Pop OS'u çok sevmiştim. Sonra bir güncelleme geldi. Komple değişti bozdular. Olabilir ya. Ya ben şey denemiştim. Slux mıydı neydi? Ee, o çok değişik bir şeydi. Ya direkt flash belleğin içinden çalışıyordu. Çok da düşük boyutu vardı. Bilmiyorum aranızda deneyen oldu mu? Özellikle var ya o e, şeyi elinizde bulundurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ya bilgisayar falan çöktüğünde direkt şey yapıyorsun. direkt bilgisayara at USB'ye oradan direkt USB'den çalıştır. Bir de hızlıydı bayağı iyiydi. Mehmet Ali Bey aleykümselam selam hoş geldiniz. Hocam bitiriyorum. vallahi nasip de varsa biter. Evet benim diskim bozulduğunda bir süre çalışmıştım. Vallahi çok mükemmel bir şey ya. Eskiden donanım sürücüleri pek bulunmuyordu hala öyle mi? Vallahi ben hani benim kullandığım parçalardan hani laptop için söyleyeyim eskiydi ama hani driver anlamında hiç sorun yaşamadım. Bluetooth olsun, işte ne bileyim hoparlörler ekran kartı ne bileyim işlemcinin falan herhangi bir şekilde hiçbir sorun yaşamamıştım. Hepsini düzgünce kullanıyordum. Mehmet Ali Bey ne demek ya gelmeniz bile yeterli. Driver sorunu yok ama inmediği arayüzü falan çok yok. Ayar çekemiyorsun. Valla ayar kısmı XP'ye sanki hayal meyal aklımda yani. Ayar vardı ama dediğim gibi çok hatırlamıyorum ama o kadar çok detaylı ayar gerekiyor muydu bilmiyorum ama yalan yanlış böyle ayarları falan yapabildiğim bir arayüz sanki vardı. Şu andan driver anlamında bilmiyorum ya. Hiç uzun zamandır denemedim. E, laptopum biraz maziye kalktığı için şu anda şey yapamıyorum. Laptopta deneyemiyorum. Genellikle ben öyle şeyleri laptopta denemeyi seviyordum. Hocam Çin sokağı zombi salgını ne zaman gelecek? Efe otobüs modellemeyi bıraktığı zaman gelecek Mehmet Ali. Evet renderımız bitti arkadaşlar. Gayet güzel gibi duruyor bana göre. XP eğer zombi olursan söyle. Hemen <laughs> sopalarla birlikte geliriz. Ya Çin sokağı ben Çin sokağına sözünü verdim mi hatırlamıyorum ki. Çin sokağı ne abi ya? Çin sokağı diye bir sokak mı? Var? GTA 3 falan mı oynuyorsun? <laughs> Değişik bir şey. Evet bir yandan Photoshop'umuzu açalım. web sitesi kurma tecrübesi olan var mı? Biraz var. Çocuk ikna etmeye gidiyor mu? Valla var ya Efe'yi kessen de şey yapmaz. Ee, otobüs otobüsü bırakmaz abi. Efe'de öyle bir hastalık var. Efe bırakmaz. Efe için otobüs bir yaşam bir şey. Yani yaşam biçimi. Adam yani otobüste yatıp otobüse kalkan bir insan o yüzden bırakmaz. Abi otobüs tır ya aynı işte Fatih yani ikisi de aynı hesaba geliyor yani çok da bir farkı yok. Aynı şeyin daha civerti derler ya biraz ona benziyor. Ya yani, genel anlamda aslında araba olarak algılayabilirsin o demek istediğimi. <laughs> evet şimdi 6S yaptık. Render'lar diyelim bir klasörümüz e, Render'lar klasörümüzün içine e, bunu ne diyelim render tif olarak kaydedelim. Mesela tif formatında şöyle güzel bir özellik var. Yaptığınız Photoshop ayarlar direkt içine kaydedebiliyorsunuz. Sonrasında hem fotoğraf olarak hem de işte bunu e, Photoshop kısmında da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzel, güzel özelliği var ama yani dosya boyutu bir tık büyük olabiliyor. Model rig satış yapabileceğim bir site kurmak istiyorum. Ha, satış olay çok farklı bir boyut dostum ya. Ben onun için biraz araştırma yaptım da hani bunun sistemini oturtmak biraz e, zor gibiydi benim araştırdığım dönemde. Hani şöyle yapabilirsin bence. Shopier miydi ya? Shopier olması lazım. Mesela yine orada bir satış şeyi oluştu. Satın almak için mesela Shopier gibi yerlere yönlendirebilirsin. Orada satış yapabilirsin. Onu bir değerlendir istiyorsan. Mr. Kral ne? Kral Karel. Karel pardon. Mr. Karel. Hocam merhabalar. Yeni yetiştim ama müthiş olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet yani Shopier'e bakabilirsin. Shopier gayet güzel bu tarz şeyler için. Yani Shopier'de ders çekip satanlar da var. Hani Udemy'de satmak yerine Shopier'de satanlar da çok var. Yabancıların birkaçına dek gelmiştim. Böyle bir şey yapıyorlar. Kompozite geçelim dostlar. Buradan da bir şeyler oluyor da ne oluyor arkadaş. Şuradan imaj editör. Buradan da bağlamadık ama şimdilik Beaver'ı seçelim. Use not diyelim. Ben Renderimiz geldi. Ha bak bu güzel olmuş. Bak önceden böyle bir şey yoktu. Bu da herhalde döfte falan geldi galiba. Şu anda fark ettim. Vay arkadaş be. Neler neler eklemişler alt home yapalım. Renderimiz şöyle ekrana gelsin. burada da duruyor zaten. Alfa kısmını almayacağım. Zaten bizim renderimizin arka kısmı alfa. O yüzden gerek yok. Bu şekilde kullanabiliriz. Satış yapıyorum aslında ama bir sürekli bir engel çıkıyor. Vallahi kendi satış alt yapını oluşturman gerekiyor da. Bunu bir webmasterla falan konuşman gerekiyor. O çok işin araya boyutu. O yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Yusuf teşekkür ederim. Hoş geldin. Hmm. ya Photoshop yazmışsın değil mi? Yanlışım yoksa. Ee, şimdi yapacağın şey göre değişir ama en azından o file edit gibi menülerden dolayı hani Blender'a geçtiğin zaman en azından bir göz aşina alın olabiliyor. Neyin ne olduğunu az buçuk kafanda oturtabiliyorsun. Hani o şekilde onun faydası olabiliyor. Mesela şöyle bir şey var. Modelleme yazılımlardan bir tanesini öğrendiğin zaman diğerine geçtiğinde çok sıkıntı çekmiyorsun. Hani en azından sıfır gibi başlamıyorsun. Diğer terimlerden dolayı aklında bir şeyler kalıyor. Farklı bir yazılıma geçtiğinde bunun tecrübesini kullanabiliyorsun. Ya yani onun gibi düşünebilirsin. İlla ki hani Photoshop falan bilmen de bir faydası olur. Evet bunda şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Alfa'yı almayacağımızı söyledik. Bunu da geçelim. Mis kanalına Alalım bunu da mis diyelim bunu da kaydettik. Glossy'e bakalım. Ee, bunları da tabii kullanacağım. onu da bilmiyorum ama bakayım bir. Ee, ambiyans okulu ışığım var. Şöyle yapalım mı ambiyans okulu işimiz var. Şöyle biraz bakalım. Güzel ama bunu denoizden geçirmem gerekiyor filtrelerden. diyelim de. Şimdi burada şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Drop girebilir biraz. Çünkü bu deno izlenen şey biraz sistemi hayvanca sömürüyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çünkü sisteme cidden baya baya yükleniyor. Bakın ekranda şu anda gösteriyor kodlama aşırı yüklendi diyor falan filan. İnşallah bir sıkıntı olmadan da şunların bir şeyini alabilirim yani. <laughs> Bunu ben bir tekrar kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Çöker möker bir şey olur aman diyelim. Çözünürlük biraz yüksek olduğu için e, sisteme ekstra biraz yük bindiriyor. Evet Blender değil. Bunu da alt s'den. Bunu da hani kullanır mıyım? yine bunlara çok emin değilim ama en azından hani elimizde bulunsun diye bunları da alıyorum. Ee, şunun bağlantılarını kessem iyi olur. Çünkü bunlar her seferinde bir hesaplama falan yapıyor. Sistemi biraz öldürebiliyor. Kardeşim kopardım. Daha gözümü seveyim. Daha neyin hesaplamasını yapıyorsun? Değişik değişik şeyler. <laughs> bir de şuna bakalım. Şunu alabiliriz belki ya bir tık. Pardon yanlış oldu. Şöyle bağlayalım. Bir de şunu bağlayalım. Bu deneyüz falan baya iyi hoş da işte sistem var aşağı yük bindiriyor ya. Şuna bak abi işlemci kullanımını o kadar çok yükseltiyor ki var ya manyak delice bir şey o yüzden ben şöyle yapsam daha iyi olur da ee, Blender'ın işlemci kullanımını şuradan benzeşmeyi ayarla diyelim bir işlemci şeyini kısalım çekirdeğin de O yüzden hani bir tık daha rahat etsin bilgisayar yoksa çok fazla yük bindiriyor Evet güzel gibi duruyor bu kanalımızda. Bunu da alt seyle ile gloss 1 diyelim. Şunu da alalım da bari almışken. Abi bilmediğimiz bir ayar var mı senin bildiğin Blender'da optimizeyi daha optimize daha iyi çalışması için? Ee, Yusuf bu çok kapsamlı bir konu. sebilgi kanalında bununla ilgili bir tane video var. Onu izlemeni tavsiye ederim. Orada düşük seviyeli bir Linux bilgisayarda hani daha performansla nasıl çalıştırabiliriz diye bir şey çekmişlerdi video. Reha Hoca çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ona bakmanı tavsiye ederim. Orada çok güzel bilgiler var. Şimdi ben buradan anlatmam çok şey olmadı Eksik kaçabilir. Bazı noktalar unutmuş olabilirim. Blender optimizasyon yazsak çıkar mı diyeceğim de yani çok zor ya nasıl yazsak da çıkar bilmiyorum da yazsak ne yapsak bilemedim vallahi. Sebil Gühan'ın vardı işte hangi oynatma listesinde hangi videoda onu bilmiyorum Şöyle bir bakayım da ben de yeri gelmişken. Bulabilirsem hemen hızlı bir şekilde atayım size de. şu makine miydi? Şu makine diyorum. Pardon şu de videoydu galiba. Söylüyor. Onu şöyle de çıkarabiliyorsunuz. Bakın. Yani bunu kapattığınız zaman zaten şurada demin söylediği şey olmasın. Pardon. Şöyle söylüyor olmasın. Şunu da ben chat kısmını atayım. İzlemek isteyen varsa. ana e, en azından performans anlamına bayağı katkısı olur. Bu ayarları falan bir inceleyin. Evet bunu da 6 ile şöyle alalım ve kaydedelim bunu da ctrl s ile kaydedelim tekrar ne olur ne olmaz şu Allah'ın belasında da sileyim gerçi Allah'ın belası demeyelim de iyi bir şey de işte dediğim gibi biraz yorucu olabiliyor hmm, renderlarımıza girelim dostlar renderımızı şöyle birlikte aç diyerek photoshop ile şöyle açalım post production dediğimiz aşamaya ufaktan geçelim tabi açarsın inşallah evet şimdi bu diğer map kanallarına şöyle photoshop'un içine sürükledim attım burada hepsini enter enter diyerek onaylıyorum ne varsa hepsini onayladım şimdi blenderla bir işimiz kalmadı o yüzden sistemde mahvetmesin çünkü bayağı bir sistem yoruyor ve kullanıyor şöyle koyabiliriz şimdi şu ctrl h ile şeyi kapatayım gridleri mis kanalını standart en aşağı çekiyorum bu en sonluk bir şey Bunları da şöyle sıralayalım Bunların da sıralamasını birazdan bakacağız şimdi şöyle yapalım Bunları seçiyorum sağ klik buradan bunlar "Rest layer diyerek akıllı objeden çıkartıyorum niye çünkü bunların siyah alanlarını silmem gerekiyor Çünkü siyah alana ben birazdan gökyüzü gökyüzü atacağım onu kullanacağım O yüzden buraları silmem gerekiyor şimdi bizim ana renderımızın şu kısmı alfa o yüzden direkt şöyle yapacağım Seçim araçlarından Quick Select Tool aracıma geçiyorum. Pardon yanlış oldu. Magic Wand Tıkladım. Bakın belli başlı yerleri seçti. Sağ klik yapıyorum. Buradan Similar diyerek benim mouse biraz arızalı olduğu için bazen saçma sapan yerler seçebiliyor. Şöyle tekrar edelim. Burada alfa kısmına bir kere tıkladım. Sağ klik. Buradan Similar diyerek biraz önceki seçmiş olduğum yerleri otomatikman ne varsa nerede varsa onların hepsini seçiyor. Şimdi sırasıyla bunları açalım şöyle. Ambiyans okuluşuna geldim. Delete e diyerek sildim. Glossy'e geldim. Delete dedim sildim. Aynısını Glossy 2 de delete diyerek sildim. Bakın bunlar gayet stabil bir şekilde sildi. Şimdi sadece burada ambiyansımız açalım. Bunu genelde biz Blender'da da biliyorsunuzdur. Bunu şey olarak kullanıyoruz. Multiply olarak kullanıyoruz. Şimdi ee, acaba neymiş bir sorumuz var abi acaba diyorum ki render alırken programın çözünürlüğünü düşürsek işlemci render alırken optimizasyon sağlar mı? Programın çözünürlüğü derken render'ın çözünürlüğü mü demek istedin tam anlamadım onu da. Evet multiply olarak ayarladık. Dedim ki bunu çok öyle aşırı kullanmamıza gerek yok burada detaylar zaten belli oluyor. Hani bir tık şöyle çok az yüzde elli yüzde arasında kullanabiliriz belki. Glossy kanallarımız var. Bunlar da mesela hani screen olabilir. İşte ne bileyim farklı formatlarda böyle deneyebilirsiniz. Mesela hani burada soft bir tık daha hani böyle hani iyi gibi duruyor. Şimdi soft tutalım. Tabii çok değerini fazla abartmayacağım. Bir tık şöyle kontrollü bir şekilde bakıyorum. Çok da hani renderimi istemiyorum. Her program bir çözünürlüğe sahiptir. Valla o kadar çok optimizasyon gerektirecek bir projeye denk gelmedim. O yüzden çok araştırma geleni de duymadım. Bilmiyorum yani denemedim desem yeridir. Şimdi bunu da %5 ile %16 arasında bırakabilirim. Çok fazla basmayacağım. Şimdi ikinciyi açtım. Şimdi bakıyorum hangisi bana daha uygun gelebilir. Belki bunu kullanmayabilirim daha çok da. iyi gelmedi. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bunu direkt şuradan siliyorum. Ha, şimdi genel anlamda bu ayarlar güzel gibi geldi bana. Şimdi performans kısmından tekstürler 2x, 4x oranında çözünürlüğü düşürebiliyorsun. Aslında belki o olabilir ışığı görme açısından. Yani dediğim gibi ya Yusuf çok öyle optimizasyon gerektirecek o kadar çok büyük ayarlar gerekmiyor. Bilmiyorum bana hiç denk gelmedi. Belki size gelebilir. Şimdi bu ayarlar, daha doğrusu buradaki yaptığımız e, layer'ların ayarları bizim için okeyse Ctrl, Shift, Alt ve E'ye basarak burada bunların hepsinin topluca bir çıktısını aldı. Tabii ki misi açmadım. Onu en son farklı bir olayda kullanacağım. O yüzden bunu şimdilik böyle ayarladım. <laughs> Pardon. E, şimdi filtrelerden en sevdiğim kısma geldik şey var ya bir tane kanal var ya en sevdiğimiz zamana geldik tadım yapacağız diyor ya biraz benimki de ona benziyor. En sevdiğimiz kısma geldik Photoshop kısmında ne derler kamera raw kısmı. Şimdi renderımızın e, temperature yani sıcaklığını işte sarıya mı çekelim maviye mi çekelim pardon mavi diyor sarıya mı çeksek işte maviye mi çeksek gibi gibi ayarlar buradan yapacağız. Yani bizim aslında renderımızın kendi hali bile sıcak tonlarda gibi geliyor bana hani böyle aslında. Çok aşırı sıcak da değil, çok soğuk da değil. Yani tam böyle ortada ve çok tatlı tonda bir duruyor. O yüzden mesela bunu çok değiştirmeyeceğim. Ee, bunu aslında hiç şey tonlama değiş tonlamayla değiştirmeye gerek yok. Exposure da değiştirmeye gerek yok gibi geldi bana. Belki shadow veya işte blackten bir tık aç açma yapabiliriz. Yani gölgeler, shadowlar bir tık açabiliriz. Bakın özellikle şuralar hani bilmiyorum video kısmında demiştim ya. E, buralar bir tık böyle gölgeye kaçtı bunu photoshop kısmında hallederiz falan demiştim mesela bakın bunu bir tık buradan açabiliyorum gölge kısımları bu da çok etkili bir yöntem Ama ben de burada bir tık istediğim için bunu bir tık açacağım bir tık güzel bir etkisi oldu bence en azından buradaki detay kaybını bir tık arka plan attık ve gayet güzel bir şekilde gözüküyor abi bence curse ile başla Vallahi. Yusuf'um ya ben genelde buradan başlamayı tercih ediyorum garip bir şekilde ben öyle çok Curse kısmına en son gerekirse giriyorum ee, Beyazlarımız güzel o yüzden çok ellemeyeceğim bilekler. siyahlar da zaten iyi biraz önce zaten buradan Shadowlar falanlaştığımız için çok da fazla ellemeyeceğim o kısma Tekstürü bir tık arttırabilirim hani detayları böyle tekstürlerin detaylarını bir tık daha belli edebilirim güzel bir etki veriyor ee, Clarity de çok az yani çok fazla değil Şöyle olabilir. DET'i de bir tık hafif çok arttırdım. Güzel bir tonlama gibi oldu. Şu anda güzel gibi duruyor. Ee, Vibrance kısmından bir tık açsak mı? Acaba. Veya bir tık kapatsak mı? Şöyle bilemedim. Şöyle yapalım. Bunda şöyle 5 değerinde çok az atabiliriz. Curse. Yusuf'umuzun en çok sevdiği yere geldik. Ee, buradan dediğim gibi height Bir tık belki açabiliriz hani o parlayan alanlar var ya özellikle o kısımları bir tık daha böyle hani Açabiliriz gerçi yukarıdan da vardı da ee, Şöyle Bir tık fazla abartmaya bence gerek yok Buradan da şunu Sıfır yapsak bakalım mı? Evet bunu şimdilik böyle yapalım Anladım kardeşim ya Dediğim gibi ya onlara ben e, Curse kısmından ziyade Özellikle ilk başta bu renklerle bir, bir tık oynamayı çok seviyorum biliyor musun Sonrasında gerekirse bu kısma girmeyi tercih ediyorum ya Bilmiyorum ya Herkesin dediğim gibi gittiği yol çok farklı Aslında işin güzelliği de burada Herkes tek bir yoldan gitmiyor Mükemmel bir şey bu aslında Bir tık keskinlik e, sharp katabiliriz belki. Hani bu da şey katıyor. Hani keskinlik anlamında şöyle detaylı gösterecek olursam bakın. Detaylar bir tık daha böyle keskinleştiriyor. Çok az katabiliriz belki. Onun dışında noise reduction yapabilirsiniz. Yani buradaki o noise'ler falan var ya onları giderebilirsiniz. Ama ben bunu buradan kullanmanızı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü bu detay var o kadar çok öldürüyordu ki, öldürüyor ki anlatamam size. Yani genel anlamda böyle bırakabilirsiniz. Color Mixer kısmı en çok sevdiğim kısımlardan bir tanesi oluyor benim. Ee, şimdi Lumion'dan bunu niye böyle yaptım ben? Yanlışlıkla yaptım galiba. Ee, Lumion'dan yeşilleri bir tık böyle pallatabiliriz veya bir tık böyle anıp çok parlıyorsa kapatabiliriz de. Ama çok ellemeyeceğim. Saturasyon kısmından yeşillerle bir tık oynayabiliriz belki. Ee, şu şöyle mi olsanı bir tık bilemedim. Ee, şunu eski bir getireyim. Biraz bunu da burada şey yapmam gerekiyor. Bakmam gerekiyor. Yani yeşiller de aslında bir tık iyi gibi geldi. Yani çok da fazla oynamaya gerek yok. Hüveden de belirlediğimiz renkleri yine değiştirebiliyoruz. Mesela bakın yeşiller üzerinde çok farklı tonlara işte getirip bırakabiliriz. Xpress çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sıfır yapalım. Şu tarz bir şey belki olabilir gibi geldi. Arka plandan ayırmayı farklı yapıyordum. Yani olabilir. Ya ben işin çok şeyine girmiyorum. Mesela detay, detay kısmına. Direkt en pratik nasıl yapabiliyorsam öyle yaparım değişik bir oğlum benim mouse vay Allah belanı versin mouse senin ya sürekli var ya beni mahvediyor ee, şöyle biraz shadowlarda bir tık mavilik yani şöyle bir şey gibi gibi olabilir belki bilemedim Efekt kısmından kenarlara bakın şöyle bir tık keskinlik yani pardon keskinlikle alakaya Siyahlık efekti katabiliriz belki ee, Bu da ayrı bir hava katıyor da işte yani Çok da fazla yapmaya gerek yok belki bir tık olabilir şöyle ee, Color grading diyelim tekrar mid tones da Çok fazla da girmeyelim buraya Shadow'lar da aslında böyle de tatlı bir şeydi oldu ama çok da tabi Render'ın aslında çıkmak istemiyor. O yüzden e, belki çok az böyle hani valla yok arası olabilir veya direkt kapatabilirim de. Genel olarak güzel gibi duruyor sanki. Eksi 2 diyelim. Evet Photoshop kısmının bu kısmında bu şekilde kullanabilirim gibi geldi bana. Buradan da Save Setting diyeyim ben bir. Ee, bu ayarları tekrar kullanmak için başka bir şekilde kaydedebilirim. Hani bazen projeye dönüp yeniden düzenlememiz gerekebiliyor. O yüzden bu ayarları da kaydedelim. Gelelim içine. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu da yine. Neyse. Kamera setting diyelim e, bunu da kaydettik ve buradan Okey diyerek renderımızı bir tık bu hale getirdik. Hani çok öyle abartı bir şey olmadı ama en azından hani bir tık daha böyle güzel durmasını sağladık. şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bizim HDR'ımızın konumu vesaire neredeydi hiç hatırlamıyorum da. Onu nasıl bulacağım? Şöyle bir bakayım ben bir. Hmm, HDR'lar, HDR Heaven. HDR 8'de. Şu olması lazım herhalde. Yanlışım yoksa. Ha, birlikte aç diyerek şimdi bunu bir Photoshop'ta açalım bir. Evet şimdi seçim aracıma geldim. Şöyle belli bir kısmını seçiyor. Buraya herhalde Gelemedim. Bir türlü gelemedim. Ctrl V yapalım. Ctrl T diyorum. Bunu şöyle arka kısmına koyamadım yine lanet olsun en aşağı çekeceğim çekemedim mi yine ben niye böyle oldu anlamadım ya bu masum var ya vallahi var ya beni hasta diyecek ya abi ben neyi çekiyorum o ne geliyor evet şimdi burada arka planda mesela bir tık gözükmesini şöyle sağlayabiliriz bakın şöyle olabilir şimdi bunu da bir tık belki düzenleyebiliriz şöyle yapalım ve Saturation kısmından diyelim ki Master yerine ne diyelim arkadaşlar Green diyebiliriz Green mi desek acaba ya ee, Bir tıkanı açtık şöyle de olabilir Şöyle bir şey olabilir gibi geldi hani bakın şu an arka mesela öndeki ağaçlar mesela hiç sırıtmıyor bu şekilde kullanabiliriz belki. Evet. Bu da güzel bir etki oldu. Bakın arka kısma. Şimdi şu HDR'da kapatalım. Şimdi bunu şöyle falan diyeceğim de bunu neyse son aşamada yapalım. Burada mis kanalımız var. Bakın bunu da en üstte attım. Burada şu anda bunu net kullanım hangisiydi valla Vallahi ben de unuttum şu anda. Heartlight'ta bir deneyelim bakalım. Şimdi tam istediğim etki verecek mi? Etçasmattan buna bir tane ne ekleyelim arkadaşlar? Level olabilir. Level level'la bunu şöyle yapalım. Bir tık şöyle etkisini arkaya doğru götüreceğim. Şöyle olabilir. Çok fazla da kapatmayacağım. Şöyle kullansam. Bir tık opaklığı düşürsem. Ee, şöyle tutsam da diyeceğim de bu da çok istediğim gibi olmadı yani iyiyse. Şunu bir kontrol Z diyeyim. Ee, başka ayarlarda ne kullanabiliriz? Hmm. Şunu da lighting de bir deneyelim bakalım. istediğim etkiyi aslında alamadım da. Level ile bir deneyelim tekrar. Okey şu tam istediğim etki oldu benim. Şimdi burada ortalama şöyle hem binanın belli bir kısmını kapsayacak hem de bir tık arka planı kapsayacak hale getirdim bıraktım. Opaklığı da bir tık şimdi burada kontrollü bir şekilde düşüreceğim de benim mouse'lar buna izin verir mi bilmiyorum da Burada Çok fazla öldürmeyeceğim arka planı şöyle şimdi Burada bu seçilirken buna bir tane maske ekleyelim Fırçamıza geçelim Bir tık şöyle büyük bir fırçaya geçiyorum Bakın bu kısımları sileceğim yani daha doğrusu binanın üzerine gelen yerleri bir tık şöyle siliyorum ki etki alanını Hani arka plana kaydırmışım gibi bir hissiyat olsun. Sonrasında e, opaklığı da bir tık şöyle düşüreceğim de tabi benim mouse buna izin verirse yapacağım. Evet şimdi çok etkisi belli olmasa da bir tık böyle arkaya doğru bakın biraz böyle sisli bir etki olmuş gibi bir olay yapmış oldum. Hani güzel tatmin edici bir sonuç olduğu gibi söyleyebilirim. E, tekrar fırçamı seçiyorum. Şu kısımları mesela bir tık daha şöyle bululayabilirim. Daha doğrusu maskeleyebilirim. Desem daha doğru olur sonuç olarak güzel gibi durdu. Evet bunu da şimdi kaydedelim istiyorsanız bunu şöyle yapalım mı? Save veya save as diyelim. Ee, bunun içine ne yapsak? PSD mi yapsak? PSD olarak bir kaydedelim. Final Render. Tif olarak da aslında kaydedebilirim ama ben, biraz bendeki el alışkanlığı gibi şey. Save as diyorum. Bunu tekrar onu bir de şey olarak kaydedeyim. Hmm, TIFF olarak gerekirse sonrasında tekrar şey yapabilirim. Ne derler? PNG olarak yaparım. Buradan mesela şunu seçiyorum. Direkt hiçbir ayarını değiştirmiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde yaptığım zaman işte Photoshop ayarlarında mesela şu ayarlarda direkt bunun içine saklayabiliyorum. Okey dedim. Kayıt işlemi biraz tamamlanıyor. Burada tif olduğu için belki bir tık böyle uzun sürebiliyor. Yani genel olarak güzel bir sonuç veriyor. Ve çalışmamızın final hali bu şekilde karşımıza duruyor arkadaşlar. Baştan sola kadar modellemesinden çevre peyzaj kısmına kadar render kısmına kadar elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Ve bu çalışmayı da sizlerle bitirdik. Benim için gayet keyifli bir seri oldu diyebilirim. Ee, Tabi photoshop aşaması biraz kişiye göre değişebiliyor ama elimden geldiği kadar çok öyle aşırı bir farklılık katmadan Yapmaya çalıştığımı düşünüyorum bu bizim ham buradan da photoshop'ta bir tık böyle hafif oynayarak Bu hale getirdik aradaki fark bu şekilde ee, Arka planı ağaçlarımızı ekledik gökyüzü ekledik falan filan derken bu hale getirdik